Ah canlarım, derdiklerim. Ah, hala yağmur yağıyor. Şuraya. Yine bunalık gibi. Neyse. Hala yağmur yağıyor dışarıda. Ben çok severim yağmuru. Deliler yağmuru çok severmiş, biliyor musunuz? Bak dikkat edin. Sinirli insanlar. Yani deli demeyeyim de hani böyle ruh hali farklı insanlar. Ağır, bazı şeyleri ağır yaşayan insanlar. Ağzım diye bir geç oyunu. Neyse boş. İnsanlar böyle yağmur, kar, fırtına, zelzele, deprem, Allah korusun o kadar değil de gökten yağan ıslak şeyleri çok severler. Gökten üstüne attırılan ıslak şeylere bayılırız biz deliler. Deliler, deli değil. Farklı kişiler yağmur, karı, fırtınayı çok severler. Burada eminim. Bak nasıl mutluyum şu an. Vallahi dışarıdan geldim. Akşam ama akşam oldu. Şimdi siz orayı izlediniz. Tabi birleşince yan yana gibi göreceksin. Akşam oldu, makarna aklımda kaldı. Ah yapma. Ah Sibel'cim, Sibel Torunoğlu. Gacıyı bir de araştırın Google'dan. Nasıl da güzel bir gacıdır. Çok güzel bir gacıdır. Dünya güzelidir yavrum benim. Görünce hepiniz aşık olacaksınız. Bir de o burada mutfak. Niye mutfak değil mi? Şey, salçalı makarna yapacağım. Yapayım da bari belki götürürüm ona. Ne yapayım? Benim de canım istedi yani. Ne yalan söyleyeyim. İstemedi değil yani. Bol salçalı. Ama ben makarnayı biber salçalı severim canlarım. Çünkü evde şey yok. Domates salçası yok. En son küflenmişti. Attım ya derlink. Öyle yaparım. Biber salçalı. Yine Gülcüğüm'ün. Ah bir kız Gül. Sen de bana o salçayı getirdin ya. Bak her videoda senden bahsediyorum. Otomatik ben o salçayı görüyorum. Ne yapıyorum? Kim getirdi? Gül. Onu söylüyorum. Ah çok zekisin Gül. Bravo sana. Çok güzel. Reklamını Draje Pompa'ya güzel yaptırıyorsun. Bravo sana Gül. Çok zeki bir kadınsın sen. Tabii ki canım. Almanya'da tek başına ayakta durmak kolay mı? Gülcüm. Gül Aksoy. YouTube. Gülcan, Almanya'daki Gülcan YouTube. Gülcan'ın YouTube'u da yok, yazık. Aa, vah vah vah. Yazık sana kız Gülcan, senin YouTube'un da yok. Ne olacak senin bu halin? Şeyin de yok. TikTok'un da yok. Onun da yok. Bu ay bana aa, boş ver. Neyse boş ver. Ben şimdi canlarım ha. Makarna yapacağım. Ben kendi o gacının sevdiği gibi yapacağım. Ben normalde bir videomda yapmıştım. Makarna kavurarak yaparım ben normalde makarnayı. Daha severim öyle. Daha güzel olur. Bak o videomu izleyin. Belki buraya da eklerim görürsünüz diye. Şimdi ben o gacının sevdiği tarzda yapacağım. Siz de göreceksiniz. Öncelikle bir tencere lazım. Şimdi tencere nerede? Şeyde. Dolapta. Dolap, dolap. Dolap beygiri. Ay Dolap beygiri ne güzel film değil mi kız? Eski filmleri izliyorum bu ara. Eski Türk filmleri ben izlerim böyle arada böyle. Çok şey oldu da eski Türk filmlerini izliyorum. Geçen şeyi izledim. Çiçek Abbas'ı izledim. Şeyin oynadığı. Seyyal Taner. Şeyin. Aa, İlyas Salman'ın. İlyas Salman, Şener Şen. Şener Şen orada kaşar. İlyas Salman da salak rolünde ama. Her zaman ne oluyor? Boynuz kulağa geçiyor. İlyas Salman kaşar oluyor sonra. Onun gacasını elinden alıyor. Aslında o filmde bir şey değil mi size? Orada İlyas Salman'a üzülüyoruz ya. Çiçek Abbas filmini izleyenler bilir. Orada İlyas Salman'a üzülüyorsun değil mi ilk? Orada muavin başlıyor. Muavin olarak çalışıyor Şener Şen'in otobüsü dolmuşunda. Şener Şen'in de bir nişanlısı var. O da Bahar Öztan mı? Kim bilmiyorum o kızın adı. Pembe Mutlu mu? Ya Bahar Öztan büyük ihtimal. O orada öyle. Sen zaten patronun nişanlısına aşık oluyorsun. Sen orada sen kötüsün aslında. Şey Abbas kötü orada bence. Orada herkes millet ağlıyor, ediyor, zırlıyor, yazık buna, yazık buna diye. Yazık değil. Fısına kazık. Bir kere orada Çiçek Abbas rolünde olan İlyas Salman. İlyas Salman karakterine demiyorum. Rol olarak Abbas rolünde olan karakter kötü. Ne olursa olsun sen çalıştığın patronun sevgilisine aşık oluyorsun. En sonunda onun elinden alıyorsun. Bir de onu temiz bir dövüyorsun. Dolmuşa binip gidiyorsunuz. Hiç de kusura bakma ben orada Şener Şen'in tarafındayım. Tamam Şener Şen de kötü. Aldatıyordu gacıyı falan ama seni ilgilendirmez. Onlar kendine. Sen patronun sevgilisini aldın Çiçek Abbas. Çiçek Abbas seni bir yerde yakalamayayım. Yemin ederim seni mahvederim. O kadar sinirlendim ki o Çiçek Abbas'a. Ah ah kim bilir kaç sene oldu film çekilir. Neyse.
Ne diyordum? Ha, tencereyi bulayım yavrum. Bu arada o Sibel de şeyde Tımarhane değil mi de bakım evinde olan Sibel'cim şeyi severdi. Makarnanın neydi? Fiyonk makarna çok sever. Severdi diyorum. Sever, hala sever. Yaşıyor karı. Şimdi yani ona götürme ihtimalim çok düşük. Çok uzakta. Beylikdüzü'nde ben nasıl gideyim anacığım? Şuradan Şok Market'e zor gidiyorum. Ama götürmem lazım bir yandan da. Şimdi kendime yapayım, yiyeyim. Sonra kalırsa yarın da belki bir ay bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Şaştım kaldım. Bende de kala kala şey kalmış. Şansa da onun en sevdiği makarna. Bak, fiyon makarna. Ah, bak, reklam olmasın. Ah, bak, fiyon. Fiyon kalmış şansıma. Aa, bu fiyon makarna da salçaları şey, bu delik yer şey yerleri var ya. Salçalar içine giriyor ki çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şukur oluyor. Şimdi canlarım. Öncelikle bir tencere buluyoruz. Ha, dur. Dur. Burada tencereler. Bu sevda bitmez. Zincirlere vursalar, ağzıma da sıçsalar, bu sevda bitmez. Ay, bu olur mu acaba? Aa, olur. Fazla yapmayacağım zaten şu. Bunu da yapayım, boş ver. Öncelikle canlarım, tenceremize ne yapıyoruz? Su koyuyoruz. Evet. Önce bir çalkalayalım. Çünkü benim altta şeyler var. Örümcek ailesi var. Bazen bir bakıyorum tencere buradan buraya hep şey örümcek ağ yapmışlar. 2 dakikada nasıl örüyorsunuz onları? O kadar da temizliyorum ben. Fazla su koymayacağım canlarım. Benim suyla yaptığım makarnayı da göstereyim size en azından. Şöyle. Ocağımız nerede? Burada. Ocağımızın en büyük yerini alıyoruz. Çok yüksek ateşte yapacağız canlarım. Ocağın bu tarafını silmişim, bu tarafını silmeyi unutmuşum. Ay, no, niye öyle oluyor? Heh. Ocağın bak en yüksek yerini açtım Dörlinç'im. Ha. Şimdi ay tuz. Bakın. Hani yağ da koyun, sakın yağ koymayın ama bol tuz koyun. Bol tuz. Bol bol bu. Ay. Burada bak siyah bir şey geldi bak. Siyah bir şey. Böcek değil. Böceğin kanadı bu. Bol bol su koyun canlar. Bol bu. Ah, su değil. Tuz. Bak bir ton tuz koydum. Şöyle elimden anlayayım ne kadar. Ha, tamam. Bol tuz koydum. Asla yağ koymuyorum. Hani bazıları yağ koyuyor ya, yapışmasın diye. Hiç yapışmayacak. Korkmayın. Asla yapışmayacak. Tuzumuzu koyduk. Şöyle bir döndürüyoruz. Bir döndürüyoruz. Ay dur. Bir döndürüyoruz. Bir. Döndürdüm. Tamam. Bunun kapağı nerede? Kapağa gerek yok. Doğru. Ama sonra gerek olursa dur çıkarayım bari. Ama kapağı yok. Yok, kapağı yok hayatım. Neyse, kapaksız daha güzel olur. Şöyle güzelce bak, bu tuzu gördün mü? Dibinde nasıl tuz duruyor? Dünyanın en güzel yemeği makarnadır. Bu güzelce kaynasın hayatım. Ondan sonra draje pompaya devam edeceğiz. Canlarım, ben şu an şey diyeyim, salona geldim, oturuyorum. O suyun kaynamasını bekliyorum. Son gaz, son ateşte bol tuz atın içine. Tuz atın. Ve sonra oturun. Oturun öyle. Bu konu yemiş tavuk gibi düşünün. Niye böyle yaptım? Neden böyle yaptım? Keşke yapmasaydım. Yok yok. O suyun inanılmaz. Bak, fokur fokur ses geliyor. Acaba bu kadar çabuk kaynayamaz mı? Mümkün değil. Daha yeni koydum ben bunu. Şaka. Vallahi kaynıyor. Bak. Bakın. Ha, iyi oldu kaynaması. Şimdi bu kaynıyor ya. Sakın hemen makarnayı sakın atmayın. Bu kaynasın. Böyle 2 dakika, 3 dakika kaynasın. Aynı çay suyu gibi. Hani çay suyunu hemen kaynar kaynamaz demlemememiz gerekiyor ya. Şimdi bunun altını kısıyorum biraz. Çok az kısıyorum, fazla değil. Bu su güzelce kaynasın. Kaynama derecesi yükselsin. Ayrım yandı. Çayda da öyledir. Çayda da böyle hemen iki kaynasın, hemen demlemeyin. Altını kısın. Şöyle 2 dakika, 3 dakika daha kaynasın. Ondan sonra demleyin çayı canlarım. Tamam mı? Yoksa öldürürüm sizi. Gebertirim sizi. Mahvederim sizi. O çay güzel demlenmesin. Ne yaparım biliyorsun. Dur bak. Larının aynasından şöyle kendime bakayım. Ya bak. Kaynasın.
Biraz kaynasın ondan sonra. Biraz kaynasın ondan sonra halledeceğiz. Canlarım bu suyu çok güzel kaynadı. Bakın. Çok güzel kaynadı. Çok güzel kaynadı. Hah, böyle bak. Fıngır 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 bak. Kelavgacılar gibi bak. Nasıl göbek bak. Her yeri böyle ötüyor. Her yeri her yeri kaynıyor anlamında söylüyorum. Şimdi makarnamı atıyorum direkt. Bak hiç yağ koymadım. Sakın yağma koymayın. Saçmalamayın. Bak. Fiyok makarnamı döküyorum şöyle güzelce. Bakayım. Ay yeter. Yeter. Çok güzel. Evet. Hemen hani yapışacak diye ödünüz patlıyor ya. Asla yapışmayacak canlarım. Hemen şöyle fazla değil. İki kere çevirelim. Bir, iki, bu da kere. Tamam bu. Ama son gaz. Tekrardan son gaz açıyoruz şu an. Ve ağzını asla kapatmıyoruz. Ben makarnayı bu al dente diyorlar ya. Al dente yani hafif hafif sert. Ben öyle sevmem. Ben böyle şey dolgun dolgun böyle hamur gibi yumuşak severim makarnayı. Yumurtada da mesela ben şeyi sevmem. Hani kahvaltı yiyorsunuz ya böyle şey hafif cıvık ne diyorlardı? Kayısı mıydı? Yumurtada sert severim. Sert kayısı demekti galiba. Ha, Malatya kayısı. Kayısı severim. Sert severim yumurtada. Her şeyin serti güzeldir. Şugarlıktır. Ama içi hafif pişmiş o yumurtalar. Aa hocam da ne güzel görünüyor. Öyle. Tamam. Bu kaynasın güzelce. Zaten ne kadar kaynasın? Bu niye cıkın cıkın yapıyor? Kaç? 4 dakika 5 dakika kaynasın yeter böyle bu kaynasın. Şimdi ben salçamı hazırlayayım. Tamam. Evet canlarım şimdi salçam için bu salça çok katı olduğu için ne yapacağız? Şimdi salçaya biliyorsunuz demir kaşık filan sokulmaz. Verir. Madileşir. Güzel tahta kaşıkla bebeğim. İsviçre tahta kaşığımızla alıyoruz. Salçamızı. Neye koyacağız? Ben kendi yaptığım gibi gösteriyorum size. Şeydi hani kendi sürekli yaptığım gibi. Domates salçam yok. Biber salçam var. Hemen az alıyorum ama çok değil. Bu kadar. Hemen şey bardağıma koydum. Bunu kapattım. Bunu da dolaba koydum. Ha. Ama ne? Domates but verdi. But pahalı. Pahalı. Ucuz olduğu zaman da böyle yapın. Ben size kendi yaptığım gibi yaptırıyorum. İki tane domates koyuyoruz. Yaz mevsim olsaydı 4 tane 5 tane koyardık ama şimdi hemen canlarım. Bak iki tane domates yıkadım. Bu salkım domatesler güzel ama anacığım ay kızlar. Bir bahalı. Domates de çok severim ben. Yemin ederim bayılırım domatese. Bu pişsin şey olsun. Şöyle kaçını da şöyle koyayım. Şimdi nerede? Rendem nerede? Rendem burada. Bak o salçam burada kızlar. Sert salça. Kaya gibi. Şimdi hemen şeyi rendeliyorum. Domatesi. Domatesimizi rendeliyoruz. Şöyle güzelce rendeleyelim. Domates. Zor bir şey değil. Kabuğuyla. Yıkadık zaten. Kabuğu zaten elinizde kalıyor bak. Domatesin içi. İçi buraya girdi. Defol. Şimdi ikinci domatesi hallediyoruz. Güzelce rendeliyorum domatesimi. Ah derlik meydanı. Asla sarımsak sakın onu söylemeyin bana okşan sarımsak koysaydım filan. Makarnada hiç sevmem sarımsak. Hiç de yakışmaz canlarım size söyleyeyim. Sarımsaksız değil. Belki hani oradan buradan tarif görüyorsunuzdur. Aman yalandan tarifleri izlensin diye. Yalandır hep yok bak yok şey koy yok soğan koy yok sarımsak koy yok havuç koy makarnaya saçma sapan şeyler bakın hiç şey yapmadım hiç su koymadım sadece domates rendesinin o sulu şeyiyle salçayı açıyorum şu an bakın güzelce bu salçamı açacağım şimdi bu salçam da tuzlu ya benim salçam. Niye salçam? Niye salçam diyorum? Çünkü benim salçam. Aman her yeri akıver, boşver. Bakın. Domatesle biber salçam. Salçam deme be.
Domates salçası ve biber salçası kaynaştı. Şu garlic. Ama bu böyle bile yenir biliyor musun? Ekmek bandır ye vallahi mis. Oh. Güzel şu garlic. Dediğim gibi hiç sakın sarımsak filan. Sarımsak şeyden yanında yiyin. Ama ne bileyim ben makarnaya sarımsak koyuyorlar. Ay yok. Vallahi sevmiyorum. Hah. Bakın bakın ne güzel oldu bak. Hah. Güzelce açtım bunu ben. Hah. Mesela bu tarz biber salçası yoksa, öyle biber salçanız yoksa, normal her aldığınız bakkaldan aldığınız şey var ya, madde salçalar. Onlara da aynı bunu yaparsınız. Domatesi rendeliyor, o salça karıştırıyor. Hani salçayı suyla açmalıyım. Domatesin suyuyla açın. Bu tarifi de hiçbir yerde bulamazsınız. Araştırın, girin Google'a, girin YouTube'a. Girin araştır da göreyim. Evet canlarım, şimdi evet bakın şeyimiz kaynıyor. Şöyle arasına bir iki şöyle tamam. Ah Sibel, ah makarna çok seviyor bacı, yazık ya. Ay nasıl boğazımdan geçir. Vallahi gacı yalan yok, yemin ederim ya. Zor, kolay değil ya. Yıllardır sen makarnanın bile ne kadar önemli olduğunu farkında mısınız? Makarna. Makarna ne lira? 2 lira. Eskiden 2 lira. Şimdi 5 lira. Boş ver. Sonuçta yine bir ucuz bir şey ya sonuçta. Bir paket makarnayla 10 kişi doyabilir. 10 kişi nasıl doyabilir? Yanında da 5 ekmek olması lazım. Anca öyle doyar. Ben bir paket makarnayı ekmeksiz yerim. Yerim evet. Yerim. Yani kadına perhiz vermişler. Makarna falan yasak aslında. Anladın mı? Gizli gizli getir ben yiyeyim diyor. Karı deli ya. Ya deli demiyor. Ay burayı bir bileyim. Şizofren. Deli değil şizofren. Bir ara hatta şey diyordu ya. Ay nasıl söylesem buradan da ayıp olur. İşte Saddam Hüseyin'i ben yakalattırdım diyordu. Ben de inanıyordum. Neyse onu sonra anlatırım. Çok tatlı bir kadın yalnız. Onu söyleyeyim size. Bu şu gariyet. Tabii. Tam benlik. Kafa tam benlik yani. Neyse canlarım bu güzel kaynasın. Sonra. Canlarım bayağı bir bakın. Resmen su kalmadı gibi bakın. Hiç yağ koymadım. Bakın full tuz koydum. Bakın hadi nerede bak. Yapışmış mı yok. Full tuz koydum. Ve hiç yapışmadı. Hemen şimdi kapatıyorum. Bak su da kalmadı doğrusu içinde. Bak şimdi kapatacağım ama. Şimdi kapatıyorum hemen. Bakın. Bakın ispatı kapattım. Şimdi makarnayı süzecek miyiz? Evet süzeceğiz. Önce şunları alalım şöyle. Bunları güzelce çöpe atalım. Çekil şuradan. Onu su atarız. Heh. İşte. Heh. Şimdi şeyi çıkaralım. Süzgeç. Bakayım. Yani temiz. Heh, fena değil. Şurada bir şey kalmış. Olsun. O kadar olur canım. Aa, siz de çok temizsiniz ya. Kirinden sabah akşam fısını karıştır. Sonra okşan. Ne kadar pissin de. Ay elim yandı. Şimdi canlarım süzgece döküyorum. İşte bakın. Hiç dibine yapışmamış. Bunları yapışmış zannetmeyin. Bunları şöyle hemen bak. Hemen minik dokunuşlarla bak. Allah Allah. Şimdi elimle tutamıyorum ya. Dur. Ah canlarım elimle tutamadığım için şimdi bir elimle iki elimle bir tencereyi doğrultamadım biliyorsunuz. Ama şey yaptım bakın. Hani zannetmeyin ki bu yapıştı etti. Bakın hemen şimdi şöyle. Anam. Göz. Ay. Yandın mı? Yandı. Sevindin mi? Sevindi. Nasıl ben yandım diye nasıl sevindin değil mi? Doğru söylüyorum. Şimdi canlarım. Yağ koymadım diye değil bu yapışmalar. Öyle çok da yapışmadı söyleyeyim size. Biraz altını yükseldi. Biraz da ben içeride oyalandım. O yüzden hafiften birkaç tane şey oldu. Şöyle alıyorum. Tekrar süzgecim içine bu kalanları da koyuyorum. Canlarım derlikleri. Evet. Makarna konusunda kimse kusura bakmasın şey yapamam. İddiaya girerim yani. Makarna olsa çok iyidir. Bunlar da kaldı. Niye kaldı? Çünkü kalması gerekiyor. Evet.
O zaman tamam, kalması gerekmiyor. O zaman alıyoruz. Şöyle canlarım, şimdi size bir şey diyeceğim. Birlik tane yapışmış, o kadar olur yani. O kadar kusur kadı kızında da olur. Biliyorsunuz. Şimdi bunu hemen sudan, bakın. En önemli tüyosunu veriyorum. Salçalı makarnanın en önemli tüyosu. Şimdi bak. Bunu koydum ya, bakın. Hiç sudan geçirmiyorum. Asla. Asla. Şimdi ne yapıyorum? Ama bunu sudan geçiyorum. Şöyle. Şöyle hatta. Güzel bir sudan geçiyorum. Dur. Sonuçta hamur. Ya siz sonuca bakın, sonuca. Canlarım. Tenceremi güzel yıkadım. Ondan sonra ocağa koydum. Şimdi altını yine açtım. Bu suyu gitsin, yıkadığım suyu gitsin. Burada da makarna kaldı. Bunu ne yapıyoruz? Yiyoruz ha. Sonuçta benim makarnam. Benim kaşığım, benim ağzım. Kimseye vermeyeceğime göre kendim istediğim yemeklerime, tabaklarıma, kaşıklarıma dil de atarım. Ağzımın içine de sokarım. Her yere sokarım. Kimse ilgilendirmez. Sonuçta benim yemeğim. Kimsenin yemeği de benim makarnam. Ha şöyle. Bakın şöyle göstereyim size. Ama bunu iyi süzün bak. Bak çıkıyor bak. Sonra bak çıkmıyor bile, bak su bile çıkmıyor. Buna dikkat edin canları. Yapışmasın birbirine. Şöyle. Çünkü yağ koymadık ya, bir de suda bak. Sudan geçir, şu an soğuk su düksen var ya. Hepsi tane tane ayrılacak. Ama ben sırf lezzet için onu yapmıyorum. Şöyle arada böyle o sosunu hazırlarken arada şöyle yapın. Şey olmasın. Anladınız mı? Çünkü soğuk sudan geçirmedik ya. Ama bakın makarnalar şu galiba. Bak bozulmamış. Güzel. Tamam. Şimdi bakın bu suları ölsün iyice. Bak bu suları var ya. Bu su varken sakın yağma koymayın canlarım. Yavrularım. O kadar size söyleyelim her şeyi. Bir kulağınızdan giriyor, öbüründen çıkıyor. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben olmasam aç kalacak. Kocalarınız hepsi, siz bile aç kalacaksınız. Evet canlarım. Şimdi tereyağının lezzet dördüzü öbür yağ koyuyoruz. Bakın canlarım size bir şey söyleyeyim. Hep öyle diyorsunuz çünkü bu bir gerçek. Makarna yağı çok sever. Gerçekten sever bak. Bol yağ koy. Tamam. Çok da koymadım o kadar. Bazıları bir yemek kaşığı koyuyor. O kadar da değil ya. Siz de saçmalık. Şimdi yağ koydum ya. Hemen hazırladım. Salça var ya. Şöyle biraz daha karıştırın. Bu bekledi ya. Yine özdeşleşsin birbirine. Hemen salçamızı lop. Döktük. Tamam. Bununla işimiz bitti. Sakın bunun içine biraz daha su koyayım. Bunlar da gitsin diye düşünmeyin. Sakın suyumu katmayın. Lezzeti çok kötüleşir. Şimdi canlarım bakın. Bak ketçap gibi oldu, gördünüz mü? Bunu şimdi güzelce döndürüyorum. Bir tane makarna yiyeceğim. Çünkü ben tuz atmıştım ya, tuzu nasıldı diye merak ediyorum. O yüzden şöyle bir tane yiyorum. Kaşıkla yiyorum şu an. Tuzu güzel, hiç tuz atmayacağım. Hiç tuza gerek yok. Şöyle güzelce bunu çeviriyorum. Bu salçayı iyice kavurun. Tamam mı? Şöyle güzelce kavuruyorum salçamı. Mis gibi kokular geldi, biliyor musun? Bazıları kaşar maşar koyuyor. O ayrı. Salçasız yaparsın. Suda haşlarsın direkt makarnayı. Hiç yağ da koymazsın. Kaşar rendelersin. Süzüm süzüm, süzüle süzüle, süzüle süzüle yersin. Makarna İtalya'nın, İtalya tabii, İtalyan pizza, makarna, bunlar hep İtalyanın şeyleri. Bakın şu cızırdama, bak şu cızırdı ya bak şu an. Bu cızırdama gidene kadar kavurun. Bak bu cızırdama niye var? Niye var bil bakalım. Çünkü diyor ki, sana diyor ki salça diyor çiğ okşan. Bu salça çiğ diyor şu an. Ve domates rendesi. O yüzden bu cızırdama gidene kadar kavuruyoruz. Böyle karıştırıyoruz. Bol bol karıştırın ama. Bakın hala cızır diyor. Bak. Bak zızırdamalar biraz azaldı. Niye?
Çünkü pişmeye başladı. Evet. Şöyle. Heh. Bu son döndürmemdi. Evet. Şimdi cızır damara bakın nasıl azaldı. Bakın. Bak. Sönmeye başladı. Heh. Evet. Evet. Azalıyor. Azalıyor. Heh. Bu cızırdama sesi azalmaya cızırdama sesi komple bitmez. Bakın nasıl azaldı. Azaldığı anda hemen fiyonk makarnalarımızı döküyoruz. Gel bakayım buraya. O kadar para verdim sana. Tabii ki de yiyeceğim. Yani. Seni ne zaman almıştım hatırlamıyorum bile. Tamam şöyle aldık. Şimdi canları burası en önemli yer. Burayı iki karıştırıp bırakmayın sakın. Şöyle güzelce harmanlayın. Mis gibi. Hiç korkmayın. Yağla buluştuğu için makarnalar birbirine yapışmayacak. Yağ da çok kızgın olduğu için yapışacak, anladın mı? Ama kalkıp da yağ güzel kavurmadığın zaman, salça güzel kavurmadığın zaman ne olacak? O makarna birbirine yapışacak ve şu güzelim rengi göremeyeceksiniz canlarım. Ne var bunun içinde? Domates salça, domates rendesi ve orijinal biber salçası. İşte bitti. Bu kadar. Hemen kapatıyoruz ocağımızı. Oldu bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Şöyle yapıyoruz. Oh. Bakın mis gibi. Heh. Şimdi kapağını kapatabilirsiniz. Benim kapağım yok nerede bilmiyorum. Ben kapatmıyorum. Böyle dursun. Heh. Tamam. But sugar oldu. Yemin ediyorum sana. Olay. Canları bir de ben makarnada pilavda da bazen benim şöyle bir huyum var. Şu kırmızı biberler var ya, yeşil acı biber de olur, öteki de olur. Bakın bunlar acı biliyorsun ama çok çok can yakan bir acı değil bunlar. Şöyle bunu yıkıyorum hiç doğramadan direkt. En sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Hemen şuradan yeri açıyorum bakın. Şöyle açıyorum. Bu sıcak ama sıcakken yapın bunu. Soğukken olmaz. Hemen şöyle bir yatırıyorum bunu, tamam mı? Yatırdık mı hacıyı? Hemen hacının üstünü örtüyoruz. Evet, şöyle güzelce örtün. O kadar güzel oluyor ki biliyor musunuz? Böyle hafif yumuşuyor o biber. Bunun sıcaklığıyla. Ama acı biberle yapın. Tatlı biberle de olur. Yani acıyla daha hoş olur. Daha güzel olur. Şimdi canlarım. Ondan sonra bunun üstünü örtmemiz lazım. Anacığım nerede bu benim tabağım ya? Ay. Burada kesin olsa da. Nerede? Aha burada. Ay çok kirli amına. Olsun. Şöyle örtelim bunu canlarım. Kapağını da örttüm. Biberi de koydum ya. Güzelce o biber yumuşasın içinde. O makarnayla beraber o biberi de yiyin. Bak o biber böyle hafif yumuşuyor. Makarnanın sıcaklığıyla salçanın falan tadını da alıyor. Bak deneyin. Tatlı biber de olur ama acı biber seven de. Yani acı biber daha güzeldir. Acı biber de niye sevmiyorsunuz anlamadım. Bazıları sevmiyor. Sonra tadım aşamasında görüşmek üzere. Evet canlarım, yavrularım. Evet, ben o makarna yapmıştım ya. Nerede? Benim Sibel diye bir şey, Tımarhan diyeyim, şeyde, bakın şeyde yatıyor benim arkadaşım Şeker, Gacı Sibel hasta, var bir tane. Şey, hasta kafadan, anladım. Ha, biraz öyle, hasta, ya psikolojik olsun. Diyelim, geçmiş olsun. Onun canı makarna istemişti, ben de ona makarna yapmıştım salçalı, o gün hepsini yedim, yerken video çekmedim, şimdi yine makarna yaptık salçalı, bol şeker, bol salçalı seviyor. Evet. Ben de sade de severim ama salçalı tabii daha şu daha güzel oluyor. Şimdi ben makarnamızı... Salçalı daha güzel oluyor. Şeker tadı yiyeceğim mi? En güzel salçalı. Bilmiyorum salçalı. Ama cacık salçalı diyorum. Cacık şeyini... Ye. Sarımsaklı. Sarımsaklı. İstemiyorsun. Yok ya. Ne yapayım? Bak sen otur sayın şeker. Ekmek yiyeceğim mi? Yok hayır. Makarna zaten ekmek. Ekmek mi? Evet, makarna zaten ekmek. Ben fazla yemeyim yine ya. Makarna var. Soframızda yine makarna ama makarna iyidir. Makarna mı yedin sen bana mı yedin? Makarna. Makarna yiyeceğiz şimdi okşanla. Bugün yemekte makarna. Yemekte makarna. Yok fazla koyma okşan. Kendine de koy. Kendine de koy. Kendine koydum kız. Sana da koyayım kendime de koyayım. Kendine de koy. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet. Bol salçalı. Bol salçalı. Evet. Hem biber hem domates. Evet. Evet şekercim bu senin. Evet. O da benim. Evet. Ha. Hayır. Evet. Hayır. Hı-hı. Hayır. Evet. Hayır. Ah Sibel'cim var ya. Ah. Hayatım ta
şeyde Bahçeli evlerde çok uzak değil mi Bahçeli? Ben nasıl götürüyorum? Makarna getir bana dedi kadın. Ay çok yemin uzak. Yemin ederim var ya boğazımda nasıl geçecek bilmiyorum. Çok uzak Bahçeli. Ay kadın şimdi aklıma geliyor. Çok uzak Bahçeli. Bence aklıma geliyor boğazımda nasıl geçecek bilmiyorum. Ama ne yapacaksın okşan? Allah kaleciye yardım etsin. Geçer mi boğazımda? Evet geçer. Benim mi? He. Yoğurt sana koy. Sen seviyorsun. Yok yok hayır yoğurt değil. Hayır biri daha iyi salçalı. Bebeğim. Salçalı daha iyi. Evet bakalım nasıl olmuş 10 üzerinden. Aa, güzel canım. Haydi bismillah. 10 üzeri 10 üzeri 10. Keşke turşu da olsaydı. Ben makarnanın sosu daha güzel oluyor. Pilavın yanına da gider. Evet. Bakın canlarım elimle yemiyorum. Ah kaşıkla yiyorum. Evet. Sibel'cim canım benim. Kız gacı tarzdan bana gacıya şey yapmışlar. Gacıya yemek veriyorlarmış ama. Günah. Perhiz yemekleri veriyorlarmış. Hayır. Gacı hasta. Şimdi Allah. Aklıma geldi var ya boğazdan bilmiyorum. Allah yardım etsin. Ama gazi kilolu bir de. Hmm, Allah gaziye yardım etsin. Ha, kilolu 200 kilo. Oo. Devlet yardım ediyor canım. Ben ona hep yapardım eskiden. O da çöp toplardı benim gibi. Biz onunla beraber çok çöpe çıkardık. O gaziyle beraber. Çöpten bana neler getirdi o gazi. Bir bak Sibel Torunoğlu. Aa. Yazın şeye. Google'a yazın. Sibel Torunoğlu kim diye yazın da görün gaziyi. Resmini falan da görürsünüz. Çok güzel bir gazi. Prenses gibi. Resmini yazın görün güzelliğini. But şeker. Büyük gazi. İkimizi birleştir, onun kadar olamayız. Tabii canım. Evet. Olsun, ellerine sağlık, okşan. Güzel vah olmuş. Vah, gacı şimdi canı nasıl makarna istiyor? Sağ ol. Güzel olmuş. Ama canı makarna istiyor gacının. Evet. Güzel olmuş. Bak, bol salatalar. Makarnaya bile bak, muhtaçtı insan. Evet. Ama onunki şeyden değil. Makara da ekmek okşan. Hayır, parasızlıktan değil onunki. Parasızlıktan yani. Değil, asla. Değil. Onuncu yani. Makarna. Parasızlıktan değil, hasta hem obez olduğu için. Kilolu. He, ona şey gizli makarnayı nasıl vereceğim sana dedim ya sen bile dedim. Şey dedi kapıda ben gizli kapının önünde hemen yerim 2 dakika dedi. Kilolu. Sibel kilolu. Hiç görmeyecekler mi seni yerken orada çalışan şeyler? Görmez olurlar mı? Görürler. Görürler dedim. Evet. Yok sen gidiyor. Ay vallahi ona üzüldüm. Allah yukarıda ya. Yemin ederim. Ha. Bir gün o gacı bana şey yapmıştı şeker. Ne? Anlatmış mıydım bunu acaba? Nil'le beraber buradaydık. Nil, bizim Nil var ya, balamoz Nil. Yemek yapmıştım. Fırında tavuk yapmıştım. Aaa ne güzel. Ama o kadının ya para ihtiyacı yok. Yemeğe şuna ihtiyacı yok. Ama ben yapıyordum, yiyordu, seviyordu. Durumlar da iyi. Avukat kızı, babası çok ünlü bir avukatmış bunun. Ama maalesef çocukluğundan beri şizofreni hastası olduğu için aynen. Bunun kitapları da var. Travesti, Pinokyo bilmem ne. Aynen. Anlattım buna bir önceki videoda. O bir önceki makarna pişirme videom bir ay önceydi. Bunu ona ekleyeceğim. Bunu ona ekleyeceğim. Hayır, ona ekleyeceğim. Orada yemedim ya ondan. Ondan sonra gacı şey yaptı. Camdan geldi. Nil de istemiyordu gacıyı. Ha istemiyordu. Nil'in de bir tane terapisi kolisi gelecekti. Evet, ondan sonra şey yaptı. Ben almıyormuş. Aç kapıyı camdan okşan okşan diye bağırıyor. Ay Sibel git dedim müsaade değilim şöyle böyle bilmiyor. Bir de kolisi gelecekti ben o yüzden. Evet. Terapisi gelecek. Evet. Ay bir bağırmaya başladı gacı camdan. Aa. Pislikler fare eti yedirdiniz. Sen bana hep fare eti yedirdin dedi bana. Sen fareleri pişirip bana yedin. Altı üstü travesti parçasınız siz diye bağırdı gacı. Bu gacı. Tabii. Neden öyle söyledi ki? Ay şok oldum öyle yapmazdı normalde. Siz travestisiniz bilmem ne. Ay Nil de kalktı Vileda'nın sapını çıkardı. Gacıyı kovalayacak. Vileda'nın sapını çıkardı. Nil yapma boşverdim. Çünkü kafasında var da hani gacı normal değil. Evet. Ondan sonra Nil çıktı. Ay o gacı o kiloyla Nil'i görünce nasıl hemen sokağın arasından kaçmış Nil yakalasa dövecekmiş ona. Öyle dedi ama istemezdim dövmesini. Yazık evet, gacıyı. Günah. Neyse, şey dövmesin. İyi olma afiyet olsun. Günah. Dövmesin, nar, çok günah. İyi bir gacıydı ama. Evet. Ama altı üstü travesti parçası demeseydi keşke. Tabii lan. Söylenmez bak. Demek ki iyi değil gaca. Kötü mü? Söylenmez. Demek ki kalbinde kötülük var. Kalbinde kötülük var. Ya. Tabii. O söylenmez. Müsait değilsem değilim. Tabii canım. Almak zorunda değilsin. İçeriye. En güzel bu makarna dedik. Evet. Salçalı makarna. Dedik makarna. Ah Sibel'cim ona çok makarna yapardım ben. Değil mi? O da senin gibi bol salçası verdi. Hmm, ben de salçası severim. O da deliydi. Salçalı güzel oluyor. Sen deli misin şeker? Ben de deli değilim.
Sibel'cim bak yiyoruz akşamla beraber makarna. Şimdi Sibel'i de canı çekmiştir makarnayı görünce. Güzel güzel yiyeyim de. Aa, evet, canı çekmiş. Sen bir şimdi alt tarafı travesti diye. Ya. Çok güzel olmuş. Canı istiyormuş makarna. Mantısı vardı onun. Ama burada olsa yerdi. Verirdim ama öyle dedi diye ben baktım ki o, bak verirdi. O kavgadan sonra kaç kere eve aldım ben ama. Doğru. Kaç kere. Bir tabak verirdim. Yerdi. Ay bir tane bir koca tencere veriyorum. Hepsini yiyor da. Evet. Ben doyurdum. Makarna güzel olmuş olsa. Vallahi ben de beğendim. Güzel olmuş. Ben pişirdim. Evet. Ellerine sağlık. Az sağlık. Afiyet olsun. Oh, sağlık olur. Bunun yanına soğan da gider aslında. Kuru soğan da gider. Evet. Hadi. Kapıya. Kuru soğan da gider, cacık da gider, yoğurt da gider, hepsi gider. Fazla şiş, fazla şiş mi? Yok. İyi. Kız yok, yok, yok daha hemen. Yoğurt da gider. Aa, yoğurt da gider. Salçalı yoğurt, pirmez şeker. Yok. Salçasız olunca yoğurtlu olur. Ya uzun lafın kısası. Sade. Nerede? Gacıya götüremedim. E ben, biz yedik. Değil ne yapalım? Hı-hı. Biz yiyoruz. Evet. Bize afiyet olsun. Biz yedik. Ben daha başlamadım. Birazdan ikinci tabağa başlayacağım. Yok hayır yeter. Daha yemem ben şeker. Ya. Şiştim ha. Ye, bir tabak. Bana ben normalde yanında ekmek de yiyorum. Değil mi? Bir tabak sen daha. Sen yemedin yemedim valla. Bir tabak daha ye. Ya. Ha, yok canım. Ya ya. Daha yemem. Ne? Sen ye. Sen, evet. Sen yedikçe ben doyuyorum. Aa. Ne kız? Yemem kız. Ye. Yok. Ye. Yemem. Hadi. Ye. Yok. Aa, istiyorsun diyorsun yani. Evet. İstediğin belli mi diyorsun? Belli. Yok yok şekerim. Ya aşkım ye. Yok canlarım öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Şekerde rahat rahat yemeğini yesin. Aynen canım. Gerçi kamera açıkken de şeker rahat. Evet. Şey yani değil. Kapalıyken de. Kapalıyken elini yemiyor. Hı. Şeker her zaman kibar yiyor. Biliyor musunuz? Şeker siz yazıyorsunuz. Şeker çok kibar yiyor. Evet. Okşan ayı gibi yiyor diyorsunuz ya. Aa. Ya. Öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. Ama benim dişlerim yok ya şeker. Ya, hayır okşan. Şap şap ses geliyor ağzına. Bak sen sağ altta iki tane eksik, senin de eksik. Eksik. Bak sol altta bir iki tane eksik dişlerim var benim. Buradan köprü yapılması lazım. Benim de altlarda dişlerim yok. İki üç tane. Kız belediye dişi yapıyormuş herhalde. Dişler, ben de dişim yapıyorum. Neyse canlarım öpüyorum sizi seviyorum. Sibel'cim ben yedim size de yapsınlar oradan. Makarna ha tabi.